Assalomu alaykum aziz o'quvchi. Lesson 8 ning part 3 qismiga yetib keldik. Lesson 8 ning part 3 qismida sizlar bilan biz quyidagi mavzuda gaplashamiz. Esizda bo'lsa, modul answer'larni ko'ramiz degandim. Boshida faqatgina qanaqa turdagi ekanligini ko'rganmiz. Endi esa aynan o'sha modul answer qanday yozilganligini ko'ramiz. E'tibor bering, birinchi grafikimiz bu past present haqidagi grafik edi. Denham 1986 yildagi Denham va hozirgi kundagi Denham haqida gaplashamiz. Qanday o'zgarishlar bo'lgan? Birinchi o'rinda 86 yildagi Denhamga e'tibor beraylik. Bu yerda north, south, east, west ko'rsatilyapti. Qaysi kompas bo'yicha qanday joylashganligi. Va birinchi e'tiborli jihati bu River Stoke, ya'ni bu yerda river o'tgan, river o'tyapti, ko'rasiz, bu yerdan bridge kelyapti. Bridge orqali shu shaharga kirilyapti. Hop, shahar bo'ylab ko'rasiz, bu yerda yo'l ketgan, yo'lning atrofida shops bor, post office bor va bu tarafida esa primary school bor. Davom etadigan bo'lsak, mana bu kichkina narsalar, bular houses, chunki bu yerda houses deb beryapti. Va uni orasida ko'rasiz, bir yerda farmland, ya'ni o'sha farmland bo'lgan yer uchastki, yer joyi bo'lgan, bu yerda o'sha grazing mollarni o'sha graze qilish uchun ishlatilgan. O'ng tarafida ham ushbu holat kuzatilyapti. Asosan farmland bo'lyapti, ko'rasiz, asosiy qismini farmland egallayapti. Bu yerda gardens kelyapti ozgina. Gardensda bu yerda ham uylar, bu yerda large house bor, bu yerda kichkina houselar ekan, bu yerda katta house bor ekan. Va e'tiborli jihati, bu yerda primary school ham, bitta maktab ham bor. Asosan ko'rasiz, kam uylar, shoplar ham kam, shu binolar kam. Asosan farmland uchun ishlatilyapti Denhamni yerlari. Endi present'ga e'tibor bering. Hozirgi vaqtda qanday o'zgaryapti? River Stoke'ligicha qolyapti, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Bridge'ga o'zgartirish kiritilmayapti. Undan keyin esa davom etamiz. Ko'ryapsiz, endi bu yerda ko'plab uylar qurilyapti. Mana ko'rasiz, uylar juda ham ko'p. Oldingi grafikdan faqatgina post office ko'rasiz, qolyapti xolos, post office. Qolgani esa yangi uylar, mana uylar qurilyapti. Bu tarafda ham uylar ko'payapti. Hop, primary school'ligicha qolyapti. Lekin unga qo'shilyapti qandaydir yana ikkita bino. Hop, davom etamiz. Post office o'zining joyida qolyapti. Demak, farmland to'niga ko'rasiz, bu yerda yana uylar qurilyapti. Asosan uylar qurilishi katta o'zgarish bo'layotgan. Va Gardens'ga e'tibor bering. Gardens'da joyi qisqaryapti-da, buni o'rniga yana uy qurilyapti va retirement home'ga aylantirilyapti. Bu yerdagi katta uylar retirement home'ga aylantirilyapti. O'zgarishlar juda ham katta. Ko'ramsiz, agar bir chekkadan keladigan bo'lsangiz, unchalik qiyin emas map tushunish, qanaqa o'zgarish bo'lganligini tushunish unchalik qiyin emas. Boshqa grafiklarga nisbatan unchalik qiyin deya olmayman. Shunchaki kamroq bo'lgani uchun ba'zi o'quvchilar bu grafiklarni uncha qiynalishadi ozgina. Endi modul answer'ga e'tibor beramiz. Birinchi modul answer'imiz. Yapımlarımızı başlayalım. The maps illustrate the main change which have taken place in the town of Denham from 1986 to the present moment. İkide işte 1986 yıl ve hazır gider için bugün özgârışlarını kürsatıp bir adı diyen gap. Hop, ikincisi, overall the town has most notably shown an increase in housing development. Görüyoruz, housing development, uylar kuruluşu, which indicates a high population and a move away from agriculture and farming. Hop, yani o şey narsa mürekkepleştiriş kısmı which bilen belirli yaptı. Bu narsa şunu gösterdi ki higher population ahalı son aş yaptı ve agriculture farming'den uzaklaş yaptı. Asosan agriculture ile şükürlen yapısı endi başka işler ile şükürlen yaptı. Endi bu işlerini bilmemiz elbette. Lekin şu ahalı sonu köpeği yani şundan dalalet beredi yaptı. Devam edemiz. One change that stands out is that there has been a significant redevelopment over the whole period. Bir tane arsana ayıp ötüş mümkün. Güneyim katta kayıtta kuruluşlar bugün, kayıtta özgürtülüşler bugün. Bana redevelopment söz belirli yaptı. Hop, to the east of, yani bir de to the east of sözü, eski vocabulary'de ötkendik. Of the river, Stoke housing now dominates the area. Yani east kısmı görüyorsunuz, east bu oyun tarafı olamış, çünkü bir de east bana bu east bilen bir yaptı. Oyun tarafı da asosan üyeler domine etkiledi, yani asosiy kısmını üyeler taşkil etti yaptı.
Hop. Endi what was once farmland oldin farmland bo'lgan mana ko'rasiz farmland endi esa uylar bo'lyapti faqat. Hop, endi 1986 yilda there were shops and just a handful of residential properties. Faqatgina bu yerda shops bo'lgan deyapti oldinlari va ozgina residential property bo'lgan, ya'ni ozgina uylar bo'lgan xolos bu yerda. Endi keyingi qismda ham yana shu grafikni davomi bo'ladi. Boshqa gaplar ham bor berdi. Now there are neither shops nor farmland left, although the post office is still there. Hop, bu yerda shoplar qolmadi, farmland ham qolmadi. Faqatgina post ofisgina qoldi. Bu narsani ham biz aytib o'tdik. The bridge over the river Stoke still stands as it did in 1986. Ya'ni bridge o'zgarmadi. Bridge qanday bo'lsa xuddi shundayligicha qoldi. Still stands as degan so'z ishlatilyapti bu yerda. Qanday bo'lsa shundayligicha qoldi degan gap. Of another noticeable change is that more roads have been built around the housing complex. Ko'rasiz, bu yerda yangi yo'llar qurilishi, mana bu yo'l, bu yo'lni aytish mumkin. Mana shu narsalar, mana yangi yo'l deyiladi mana bular. Bu yo'llar ham aytish mumkin. Hop. Okay. Demek, is that more roads have been built around the housing complex. E'tibor bering, bu yerda have been built passive voice ishlatamiz. İşletiyoruz. Maplarda ham asosan passive voice qo'llaniladi. Additionally, the garden that was in front of the large house in 1986 have been removed. Ya'ni gardenlar olib tashlandi. And the house has been expanded. Kengaytirildi and converted into aylantirildi retirement home. Ya'ni so bu yerda large house bor edi. Mana shu narsa retirement home'ga convert qilindi, ya'ni boshqa shaklga keltirildi. The primary school still stands and has been extended in the decades since deyapti. Ya'ni bu yerda primary school bor hali ham, lekin extension bo'ldi. Ko'rasiz, mana qo'shilyapti, yana ikkita bino qo'shilyapti. Mana shu narsani aytyapti. Ko'ryapsiz, unchalik qiyin emas. Albatta yozish mumkin. Ozgina vocabulary kerak, ozgina o'sha tushunish kerak qanaqa bo'lganini. Va menimcha yozish unchalik qiyin bo'lmaydi. Okay. Demak, bu birinchi grafikimiz edi. Keyingi qismida sizlar bilan ikkinchi grafikni ko'rib chiqamiz.